Bu bölümde veri kaynağı kullanarak pivot oluşturmayı anlatacağız. Öncelikle veri kaynağının avantajlarından bahsedelim. Bildiğiniz gibi SQL yazım dili zengin özellikler barındırır. Bu özellikleri kullanarak ihtiyaca uygun güzel çözümler üretilebilmektedir. İstediğiniz alanları ekleyebilir, istemediğiniz alanları çıkarabilirsiniz. Gruplandırma yaparak daha küçük veri seti elde edebilir ve pivotunuzun daha performanslı çalışmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi ilk örneğimizi yapalım. Çözüm ortağı kullanıcı adı ve şifresini girerek veri kaynağı ekranına ulaşıyoruz. İlk örneğimizde tüm firmalara ait faturaları alan bir sorgu yazalım. Ekle diyoruz. Sorgumuzu yazalım. Öncelikle veri kaynağına bir isim verelim. Tüm dönem faturaları diyelim. Sorgumuzu yazalım. Select türü, tarih, hangi alanları alacağımızı yazıyoruz. Ergo 2S, Faturano. Toplam KDV bilgisini alalım ve faturanın toplam tutarını yani net bilgisini alalım. From SCF fatura ver. Buna bir isim verelim. Fat diyelim. Ver fattaki level 1. Level 1 alanında firma bilgisi tutulmaktadır. Firma kısa kodu tutulmaktadır. Yani iptal durumu da tire olsun. Yani iptal edilen faturaları almak istemiyorum. Bu şekilde sorgumuzu çalıştırdığımızda bize seçili firmadaki bütün faturaları dökecektir. Şimdi burada alanlar kısmımız boş. Şuradan hızlıca alanlarımızı oluşturalım. Herhangi bir isim vermiyorum. Alan tipleri düzgün bir şekilde geldi. Pivotumuzu hazır hale getiriyoruz. Veri kaynağımızı hazır hale getiriyoruz. Kaydediyorum. İşte kaydettikten sonra buraya geldi gördüğünüz gibi tüm dönem faturaları diye pivotumuza geliyoruz. Ekle diyoruz. Veri kaynağı olarak veri kaynağını seçiyoruz. Burada da faturalar tüm dönem faturalarını seçiyoruz. Tüm dönem faturaları diyelim açıklamasına da. Kaydet diyoruz. Kaydettikten sonra buraya alanlarımız geldi gördüğünüz gibi. Şimdi sorgumuzu yazmaya başlayabiliriz. Düzgün bir şekilde verilerin geldiğini görmek için tarih ve net alanına koyalım. Bakın 2014'teki veriler de var, 2017'deki veriler de var. Gördüğünüz gibi veriler geldi. Şimdi çeşitli pivot denemeleri yapabiliriz. Yapalım. Örneğin tarih değil de türe göre gelsin. Türler, fatura türleri bizde rakam olarak tutulmaktadır biliyorsunuz. 1 mal alım, 2 perakende satış, 3 toptan satış, 7 iade faturası gibi. Bu şekilde bize toplam rakamları gösteren bir sorgu verdi. Hatta indeksi de atalım, kayıt sayısını atalım. Kaç tane kayıt sayısı var? Gördüğünüz gibi görebiliyoruz. Pivotumuzu temizleyelim. Ben yıl bazında istiyorum. Yani hangi yıl kaç fatura kesilmiş ve tutarı nedir? Bunu görmek istiyorum. Hemen bir tane formül alanı açıyoruz. Açıklamasına yıl diyoruz. Tipi sayı. Herhangi bir koşul belirtmiyoruz. Burada fonksiyon olarak format date fonksiyonunu kullanıyoruz. İşte format date fonksiyonunda şu şekilde yazınca bize yıl bilgisini verecek. Hemen buradan kopyalayıp yazalım. Değer olarak da tarih kolonundaki değeri bize yıla çevirecek. Kaydediyorum. Şimdi burada yıl bilgisi geldi. Yılın tipi sayı değil de yazı olsun. Yazı tipinde geldi. Şimdi yıl kolonunu sürüklüyorum ve net kolonunu sürüklüyorum. Hangi yılda kaç adet fatura olduğunu buradan görebiliyoruz. Tutarını görebiliyoruz. Bir de sayısını da görmek istiyorum. Kaç adet fatura kesilmiş? Burada gördüğünüz gibi sayısını da gösterdi. Hatta türü kolonlara sütun olarak atarsak hangi türde faturalardan işte kaç kayıt var ve toplam tutarı görebiliriz. İstersek şu şekilde de gösterebiliriz. Hangi türde faturalardan
ne kadar olduğunu görebiliyoruz. Burada bir de alt toplam alalım. Alt toplam olarak gösterelim. Gördüğünüz gibi burada mal alım faturası 1 numaralı sütun, türü 1 olan sütun. Burada işte mal alım faturasının yıllara göre dağılımını görebiliyoruz gördüğünüz gibi. İstersek türü sürükle yapıp sadece satış faturalarını gösterelim. Sadece satış faturalarının toplam dağılımını görebiliyoruz. Satış faturalarının toplam KDV'sini gösterelim yıla göre. Şu şekilde toplam KDV ve net tutarını yan yana görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi farklı dönemlerde çalışabildik bu şekilde. Farklı dönemlerdeki verileri tek pivot içerisine koyabildik. Şimdi farklı bir örnek yapalım. Bu sefer farklı firmalardaki verilerin gelmesini sağlayalım. Şimdi burada yeni bir veri kaynağı yapacağız. Buradaki sorguyu kopyalıyorum. Ekle diyorum. Bu sefer yapmak istediğim şey tüm firmalardaki faturalara ulaşmak. Tüm firmalardaki faturalar diyelim. Burada fatura 2 diyelim. Faturalar 2 diyelim. Öncelikle şurayı kaldırıyorum. Tüm firmalardaki faturalara ulaşmak istiyorum. İptal durumu kalsın. Hangi firmada olduğunu görebilmek için de firmanın adını koymak istiyoruz. Select other from sys firma ver. FAT'taki level 1 firma bilgisi bizde level 1'de tutuluyor. Ki firma kodu bilgisine eşit S firma adı diyelim buna da. Bir çalıştıralım. Göz gibi firma adı da geldi buraya. Kolon alanlarımız boş. Alanlarımızı oluşturalım. Geldi. Durumunu hazıra çekiyoruz ve kaydediyoruz. Tüm firmalardaki faturalar diye yeni bir veri kaynağını oluşturduk. Şimdi gelelim pivotumuza. Ekle diyorum. Burada tüm firmalardaki faturalar. Liste değil veri kaynağı. Burada tüm firmalardaki faturalar veri kaynağım geldi buraya. Kaydet diyorum. Şimdi verimiz geldi. Gördüğünüz gibi alanlarımız geldi. Bakalım neler var. Firma adını ekleyelim ve tutarı ekleyelim. Hangi firmada kaç tane fatura var bunları gösterecek. Gördüğünüz gibi hangi firmada toplam fatura tutarını gösteren bir rapor elde ettik. Hatta fatura sayısını da koyalım buraya. Kaç tane fatura kesilmiş görebiliyoruz şu an. Alt toplamını da gösterelim. Alt toplam bilgisi de geldi. Gördüğünüz gibi. Ben fatura türüne göre sütunda gruplandırmak istiyorum. Şu neti kaldırayım. Sadece fatura sayısını görelim. Fatura türüne göre gösterdi gördüğünüz gibi. Hangi fatura türünden kaç tane fatura varmış firma firma gösterdi. Ya da sadece neti göstersin bana. Toplam bedellerini gösterdi. Tutarı gösterdi. Şöyle de yapabiliriz istiyorsak. Sadece satış faturalarını alalım. 2 ve 3'ü. Bir de hizmet 5'i alalım. Burada da gördüğünüz gibi hangi firmada kaç tane tutar bazında fatura varmış. Miktarını da açalım. Kaç fatura olduğunu firma firma görebiliyoruz.